2012 yılında Sayın Başkanım 850 tane benim karma esnaf üyem vardı. Bugünkü geldiğimiz noktaya bakıyorum 478. Yani %50 %50 esnaf bitmiş, kapanmış, gitmiştir. Büyük marketleri koruyorlar ama küçük esnafa bize yardımcı olmuyorlar. Yani biz de gıda sektöründeyiz ama biz kapalıyız. En başta bir katma değer vergisi problemimiz var Sayın Genel Başkanım. %1 ile alıyoruz, %8 ile satıyoruz. Faizsiz krediler verilmeli, bir havuz oluşturulmalı. Bu havuza da bir kaynak aktarılmalı. İş yerlerimiz hem kapalı, biz bu arada hem stopaj ödüyoruz, kiralarımızın stopajını ödüyoruz, hem çalışmayan elemanlarımızın maaşlarını, SGK'larını ödüyoruz. Bizler tarih satıyoruz düğün salonları olarak. Ve tam sezonumuza denk geldi. Sezonumuza denk geldiği için yani bu süreç bizi çok sıkıntıya soktu ve geriye attı. Bir asgari ücret tutarında esnaflarımıza yardım talep ediyoruz. Bu süreç geçene kadar en azından evlerimizin kirası, elektriği, suyunu karşılamak anlamında. Türkiye genelinde eğer 1 milyon esnaf varsa 1 milyon esnafın en az 950 bin tanesinin faizli kredi borcu var. Bu 65 yaş ve 65 üzerindeki esnaflarımıza mutlaka ki bir destek yapılması gerekiyor. Esnaf başına 2 milyon esnafa 2,5 veya 3 milyon nakit bir ihtiyaç var. Bunu ödemelerini istiyorum. 256 bin dükkan kapandı. Şimdi dedik ki 256 bin dükkandan sahibi, dükkan sahibi olana bir şey yapmayalım, ödemeyelim. Ama kira ödeyen varsa onun kirasını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödesin. 2 ayını ödesin, 3 ayını ödesin. Ama en azından ya senin kira paranı ben ödüyorum. Bak sosyal devlet, işte devlet zor günde esnafın yanındadır deyip bu kira parasını ödesin dedik. Buradan ses çıkmadı, kira paraları ödenmiyor. Bu ciddi bir sorun. Esnafın yanında çalışan kişi bir şekliyle yanında 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 1 kişi çalışıyor ve dükkan kapandığı için bunlar da evine gidiyorsa bunlara da dedi ki en azından 1 aylık asgari ücret üzerinden para ödeyin. Bunların kredi kartı, tüketici kredisi borcu varsa bunları faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyin. Öteden beri ben şunu savunmuşumdur. Esnaf devlete yük olmayan vergi mükelleflerinin en başında gelir. Sabahın köründe gider, gerekirse günün 24 saati, gerekirse 12 saati, gerekirse 8 saati çalışır, hizmet üretir. Ve herkes de bizim vatandaş olarak da ilk karşılaştığımız kişi, ilk alışveriş yaptığımız kişi mahallenin bakkalıdır, esnaftır yani. Dolayısıyla esnafla bizim bir ortak kültürümüz var. Bu kültürün yaşaması lazım. Biz AVM'ler hiç olmasın demiyoruz. AVM olsun ama esnafın da olması lazım. Suriyelilere 40 milyar dolar para harcadı. Üstelik pandemi de yoktu. Ya esnafa ne verdin sen? 1 milyar dolar verdi mi? Onu bile vermedi. 40 milyar dolar verdi. Yanlış politika. Bir sürü insan buraya geldi. Çoluk çocuk 40 milyar dolar para harcadı. Efendim esnafa gelince para yok diyor. Var efendim, para var. Bakın ben size söyleyeyim. Bütün esnaf kardeşlerim de dikkatle dinlesinler. Dolarla sizin kamyonlarınız, minibüsleriniz, taksileriniz veya arabanız otoyollardan geçer, köprülerden geçer, efendim tünellerden geçer. Dolar bazında para ödersiniz. Onların hiçbir yükü yok. Onların iş yerleri kapanmadı. Hepsi duruyor. Araba geçmiyor. Parayı kim ödeyecek? Araba geçmeyen köprünün parasını hükümet ödeyecek. Niçin? Öyle yapmışlar anlaşmayı. Katma değerle ilgili geldi, %1 ile alıyoruz, bazen 18 ile satıyoruz. Katma değerin düzelmesi lazım. Gerçekten düzeltilmesi lazım katma değerin. Bu konuda ciddi sorunlar var. Bu konuda çok sayıda, bu bir kararnameyle düzenlenebilir. Yani kanuna gerek yok. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunları düzeltmek mümkün. Eğer bize borç para verecekseniz bari faiz almayın ya. Bu dönemde bari faiz almayın. Bu da makul bir öneri. Faizini götürsün, hükümet diyebilir ki ya hazinede para yok, para bulamıyorum. Siz her ne kadar para hazine tıka basa dolu diyorsanız hazinede para olmadığını gelip size söylüyorlar. Ama dolar bazında ihale alanlara bunu söylemiyorlar. O zaman şu olmalı, tamam kredi alayım, tamam borç alayım, bari faizini alma kardeşim. Daha önce Milli Piyango bayilerini için daha önce verilen komisyonların düşürülmesi gündemde. İşte özelleştirme bunu getiriyor. Gidip özel sektörden ne isteyeceksiniz? Biz buna karşı çıkarken
Bu nedenle söylüyorum. Esnaf burada perişan olacak. Bir de diyorsunuz ki dolar bazında da teminat isteniyor. 22 bin esnaf var. Dolar bazında teminat. Demirören grubu isteyecek. Nereden vereceksiniz bu? Bir süre sonra satmayacaksınız yani. Bilet de satılamaz noktaya gelebilir. Zaten bu bileti alacak adam da kalmayacak bu gidişle. Meclis kapalı ama milletvekilleri yüksek aylık almaya devam ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kardeşim adamın dükkanını kapatıyorsun. Gelir elde edecek. Rızkını elinden alıyorsun. Evine gönderiyorsun. 5 kuruş para vermiyorsun. Öbür tarafta parlamentoyu kapatıyorsun. Milletvekili aylık alacak oturduğu yerde. Bu adalet mi Allah aşkına ya? Adalet mi bu? İşsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira para var. 131 milyar lira. Bir yıllık faizi 16 milyar lira. Yeni parayla 16 milyar, eski parayla 16 katrilyon lira. 16 milyar lirayı esnafa verse ne olur? Yani para yok değil, para var. Para var ama bu para kimin için kullanılacak? Asıl önemli olan nokta bu. Orta dilek esnaftı. Esnaftı. Orta direk yıkılırsa çadır çöker biliyorsunuz. O çadırın direğini, orta direği çöktürmemek lazım. O nedenle ben de, benim bütün arkadaşlarım da, mecliste bulunan bütün CHP milletvekilleri de sizin yanınızda. Bundan emin olmanızı isterim.